sunum ben de ilk defa yapacağım zaten. Hep birlikte. Önce chatbotları nasıl geliştiriyorduk, şimdi LLM'ler neyi değiştirdi hayatımızda? Hepsinden bahsedeceğiz. Ama herkes bir ChatGPT kullanmıştı değil mi? Var mı ödevini yaptırmayan, sınavıma hiç sokmadım? Öyle bir insan yok. Tamam, güzel. Bitirmeyi yazdırdın. Var söyleme abi. Gerçi şimdi Turnitin'de çıkıyormuş herhalde de. Sunum. Gitmeyin sunuma gördüğünüz gibi. Akşam sunumu var onun ama. Yani bakalım şimdi birazdan başlarız. Biz tabii biraz daha yani ChatGPT üzerinde değil, daha kendi chatbotlarınızı yapma üzerinde konuşacağız. Peki kaç kişi backend developer? Backend de az ya. Ha, yani full stack, okey, güzel. Tamam, zaten biraz daha full stack'e yakın işler. Peki LangChain'e bulaşan yok mu hiç aranızda? Oo, güzel, tamam. O zaman bugün konuşacak çok şeyimiz var hep beraber. Ben biraz çekiniyordum. İstanbul'un kitlesinde hep bazen şey oluyor böyle. Ya biz zaten bunları biliyoruz, ne anlatıyor bu falan gibi bir yaklaşım oluyor. O yüzden biraz çekiniyordum ama bugün hepsini baştan beraber konuşuruz. Kaç ettik? 40 oldu mu? Olmuş. Yavaş yavaş başlayalım. Benim zaten bir girizgahım da var. Benim ismim Yüksel. Var mı daha var benim sunumlarımı izleyen? Hep asistan konuşurum genelde. Öyle mi? Nerede izlemiştiniz? Hani yine burada mı? Ha, online'da falan, güzel. Siz nerede izlemiştiniz? Oradan bir el kalktı gibi ya. Kalkmadı mı? Siz nerede izlediniz? İstanbul'da. Okey, süper. Hep ben asistan anlatırım. Normalde ben Google asistan konusunda developer expert'tüm. Uzmanlığım da birazcık aslında oradan geliyordu. Google asistanı kullanan var mı günlük hayatında? Ben evde hep bağırıyorum ona falan gibi. Yok mu? Siri? Siri seviyor musunuz? Siri de sevilmez. Siri sevilmez ya. Siri katlanılır bir alet şu anda maalesef. Yani benim uzmanlığım dediğim gibi Google Asistan'dı. Orada chatbotlar ve sesli asistanlar geliştiriyordum. Daha sonra profesyonel olarak bunu yapmak istediğime karar verdim. Avukatlıktan yazılımcılığa geçtim ve tam zamanlı olarak chatbot geliştirici olarak çalışmaya başladım. Alan dışından gelen var mı? Evet, biraz hızlı bir sıçrayış oldu. Şimdi de machine learning alanında expert olarak topluluğa katkı sağlıyorum. Bugün de zaten konuşacağımız konu, gerçi alanın adını değiştirdiler şimdi, AI and ML yaptılar. Bugün de konuşacağımız konu daha çok o tarafa ağırlık verecek. Yani aslında şunu konuşacağız, neden chatbotlar şu anda sıklıkla değişiyorlar? Ama konuya girmeden evvel bir şey sormak istiyorum. Sizce ChatGPT hayatımıza gireli ne kadar oldu? Var mı bir tahmini yürütmek isteyen? Çalışmaya başlamasını söylemiyorum. Hayatımıza girişini... yani şöyle, evet, bir yılın altında. Genelde ama bu soruyu özellikle daha az teknik kitlelere sorduğumda aldığım cevap daha yüksek oluyor. Yani sanki çok uzun zamandır biz beraber yaşıyormuşuz bu teknolojiyle gibi bir alışma durumu söz konusu insanlarda. Bu yüzden de bazı şeyleri hala yanlış yaptığında şaşırıyoruz. Çünkü yani uzun süredir var olan bir teknoloji olduğunu zannediyoruz ama aslında bir yıllık falan bir teknoloji. Peki bundan önce ne yapıyorduk? Bundan önce chatbotlarla etkileşimimiz nasıldı? Nasıl chatbot geliştiriyorduk? Bilmiyorum, var mı aranızda böyle chatbotlarla düzenli olarak muhatap olması gereken, işte operatörümü arıyorum chatbotla hep konuşuyorum ya da işte internet sitesine girdiğimde chatbotla konuşmaya bayılıyorum gibi bir insan var mı? Ama yani ChatGPT öncesinde chatbot dediğimiz şeyler aslında çok böyle komplike yapılar değillerdi. Hala değiller aslında, bugün olabildiğince basitçe anlatmaya çalışacağım ama yani özünde chatbot dediğimiz şey o dönemde konuşan bir robottu gerçek manada. Peki nasıl çalışıyordu? Dialogflow CX, bu ekran görüntülerinin tamamını aldığım uygulamanın ismi. Dialogflow CX, Google'ın chatbot geliştirmek için sunduğu bir ürün. Peki ne yapıyorduk? Yani bu ürün bize neler sunuyordu da biz chatbotlar geliştiriyorduk ve bunları kullanıcılara sunuyorduk? Ürün bize aslında temel olarak chatbotlarımızın sayfalarını yönetebileceğimiz mantıksal akışlar oluşturabileceğimiz bir arayüz sunuyordu. Burada işte ben sayfayı oluşturuyordum. Sonra bu sayfaları birbirlerine yollar aracılığıyla bağlıyordum ve birbirine bağlı sayfalarda flow dediğimiz konuşmanın mantıksal bütünlerini oluşturuyorlardı. Fakat bu yollar dediğimiz şeylerin ya bir condition'a, yani benim programatik olarak tetikleyeceğim bir
tetik yani mekanizmasına ya da bir intent'e ihtiyacı vardı. Intent de kullanıcının ağzından çıkan kelimeler. Yani aslında chatbot'u chatbot yapan kısım o sayfalar arası yolların intentlere bağlanabiliyor olmasıydı. Ya bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir web sitesi geliştiriyorsunuz ama kullanıcıyı sayfadan sayfaya geçirmek için bir butona basmasını istemek yerine bir şey söylemesini bekliyorsunuz. Dialogflow CX bize bunu sunuyordu ve biz de bu sayede chatbotlar geliştirerek kullanıcılara hizmet veriyorduk. Burada önemli olan şey biraz önce de bahsettiğim gibi intent'in eğitilmesiydi. Çünkü bir işte computational linguist ya da linguist yani dil bilimci birisi ya da chatbotlardan anlayan birisi bir intent'in geliştirilmesi için kullanıcı ne diyebilir, kullanıcı ne isteyebilir, bunu nasıl kelimelere dökebilir gibi kafa yorup kafa patlatıp bu konuşmayı tasarlıyordu ve daha sonra Dialogflow CX üzerinde bu intent'i eğitiyordu. Günün sonunda da bizim elimizde internetin sonucunda kullanıcı yönlendirdiğimiz bir sayfa ve sayfada olan bir olay vardı. Bu olaylara da fulfillment diyoruz. Şimdi aslında yaptığımız şey kullanıcıdan input'u al, fulfillment olarak da kullanıcıya bir output bas. Bunu yapabilmek için de arada bir NLP motoru kullanıyorduk. Şimdi şu anda ML üzerine çalışan var mı? Yani chatbotlarla ilgili olmayabilir ama ben ML modelleriyle ilgili çalışıyorum falan diyen. Ne yapıyorsunuz hocam? Yani aslında neural network çalışması yapıyordunuz yani. Çünkü yani bu 2021'e kadar, 2022'ye kadar transformer mimarisiyle yapılmış olan generative AI modelleri hayatımıza girmeden hayatımızda neural networkler zaten vardı. Neural network'e geliyorsunuz, bir data seti veriyorsunuz ve bu data seti genelde etiketlenmiş oluyor. Bu neural network'ün bu data seti üzerinden eğitilmesini sağlıyorsunuz. Nedir? Bir sürü aslan resmi veriyorsunuz neural network'e. Diyorsunuz ki bunlar aslan. Sonra da geliyorsunuz bu modeli eğittikten sonra modele bir resim veriyorsunuz. Diyorsunuz ki bu aslan mıdır değil midir? Model de size bir prediction veriyor. Bu aslandır ya da aslan değildir diye. Şimdi chatbotlar tam olarak bu prensibe dayanıyorlardı. Aradaki tek fark verdiğimiz data, eğitim seti kullanıcının intentlerine yönelikti. Yani diyorduk ki kullanıcı bunu söylerse bunu kastetmiştir. Bunu söylerse bunu kastetmiştir. Kullanıcının intentlerini önceden belirleyip modeli eğitiyorduk. Daha sonra kullanıcı bir şey söylediğinde aynı modele soruyorduk. Kullanıcı benim daha evvel belirlemiş olduğum yollardan hangisine gitmeye çalışıyor olabilir? O modelde bize bir prediction veriyordu ve biz kullanıcıyı bu prediction'a göre yönlendiriyorduk. Bu yönlendirme sonucunda da konuşmanın bir yerinde işte kullanıcı ne istedi? Mesela yemek söylemek istedi. Ben onu yemek siparişini alıp veri tabanıma yazıyordum. Yani bugüne kadar chatbotların basitçe işleme mantığı bu şekildeydi. Fakat LLM'ler tabii ki sektörü sarstı ve yeni bir paradigma getirdi. Şimdi LLM'lerin paradigmayı nasıl değiştirdiğine geçmeden önce eski mimarinin iyi yanlarını ve kötü yanlarını konuşalım. Çünkü yani bunu uzun yıllardır yaptığımıza göre ve kullanıcılar olarak da yavaş yavaş chatbotlar ısınmaya başladığımıza göre demek ki bu metot bir yerde işe yarıyordu. Nerede işe yarıyordu? Şimdi artık bu biraz önce anlattığım mimariyle eskiye nazaran conversation state üzerinde yani konuşmanın hafızası üzerinde çok daha fazla kontrole sahiptik. Yani kullanıcı ne derse nereye gidecek, konuşmanın neresinde, hangi sayfada ben kullanıcıyı yakalayabilir mi çok daha iyi tahmin edebilir hale gelmiştik. Dialogflow CX öncesi dönemle kıyasladığımızda. Dialogflow CX ile uygulama geliştirdiğimizde, bir chatbot geliştirdiğimizde bu chatbotun saçmalama riski yok. Mesela var mı aranızda chatbotlarla ya da LLM chatbotlarla, ChatGPT ile Bart'la konuşup saçmaladığına şahit olan? Mutlaka vardır. Komik hikayesi olan varsa dinleyebiliriz. Bazen mükemmel hikayeler çıkıyor. Buyurun hocam. Şey gibi, Yozgat'ın en iyi yanı dönüş yoldur falan. Yani GPT mod, yani bu tarz modellerin
çok beklenmeyen cevap verme riski var. İşte Dialogflow CX gibi prediction temelli bir chatbot geliştirdiğinizde bu riski ortadan kaldırıyorsunuz. Çünkü chatbot size bir şey önermiyor ya da size bir şey üretmiyor. Size bir prediction veriyor. Kullanıcının söylediği bu cümle senin daha evvel belirlediğin şu yollardan birine dahil olabilir ya da olamaz diye. Siz de onu alıp kullanıyorsunuz. Yani kullanıcı bunu dediyse sen de bunu de diye belirliyorsunuz ve aslında chatbot siz ne yazdıysanız onu söylüyor. Dolayısıyla herhangi bir risk yok, uydurma riski. Şimdi bu güzel bir özellik tabii ki. Son olarak da bu kullanıcının state'ini ben yönettiğim için sayfalar aracılığıyla o sayfaya geldiğinde kullanıcı hangi tür bir fulfillment vermek istediğimi seçiyorum. Ne demek bu? Yani kullanıcı o sayfaya geldiğinde ben illaki ona bir yazılı cevap vermek zorunda değilim. Ben o sayfada kullanıcıya... Ben o sayfada kullanıcıya gelip istersen bir webhook trigger'ı atarım, kullanıcının eventini bir yere kaydederim ve daha sonra kullanıcının bu eventini bir analitik purpose için kullanabilirim. Ya da kullanıcı sayfaya geldiğinde yine benzer şekilde bir webhook trigger'ı atarım ve kullanıcıya vereceğim cevabı webhook'ta özelleştirdikten sonra dönebilirim. Yani aslında benim kullanıcının alacağı cevap üzerinde de sınırlı da olsa bir kontrol hakkım var ve orada artık ben yazıyla sınırlı değilim. Bunlar iyi özellikleri, kötü özellikleri ne? Şimdi bu tarz bir chatbot'u geliştirirken Dialogflow CX gibi ne dedim biraz önce? İşte bir linguist oturuyordu, müşterinin ihtiyaçlarını belirliyordu, kullanıcının sorabileceği soruları belirliyordu. Bu da çok uzun bir zaman alıyor. Yani birinin oturup bir conversational designer'ın, aynı nasıl ki mobil uygulamaları tasarlıyoruz, var mı aranızda designer, experience designer olabilir, UX designer mı hocam? Mesela conversational UX design da aslında graphical UX design'dan çok farklı değil. Çünkü oturup gerçekten birinin problemin nasıl çözülebileceğine ilişkin ciddi manada kafa yorması gerekiyordu. Yormazsa ne oluyordu? Hepiniz kötü chatbotlar kullanmışsınızdır diye tahmin ediyorum. O kötü tecrübeleri size yaşatan şey, aslında o telefona bağırmanıza sebep olan şey, başta harcanmamış tasarlama zamanı. Fakat bu da tabii ki bu mimarinin kötü yönü olarak karşımıza çıkıyor. İkincisi, robotun cevaplarını... Buyurun hocam. Estağfurullah. Eski teknolojide var böyle Öyle zaten, tabii benim eğer 1-2 yıl önce yaptığım sunumları dinlemiş olsaydınız benim orada ilk bahsettiğim şeylerden bir tanesi chatbot'un kapsamının iyi belirlenmesi gerektiği. Yani ve bu kapsamın da kullanıcıya doğru aktarılması gerektiği. Bu arada bu hala geçerli bir conversational UX prensibi. Şimdi kullanıcı sizin botunuza geldiğinde ilk söyleyeceğiniz şeylerden bir tanesi merhaba benim adım bot, ben size bu konuda yardımcı olabilirim olması gerekiyor. Çünkü kullanıcıya yanlış bir beklenti set ederseniz en kötüsü de kullanıcıya sizin botunuz sanki dünyadaki her şeyi biliyormuş ve her şeye cevap verebilirmiş gibi bir izlenim yaratırsanız o kullanıcının bottan memnun ayrılması mümkün değil. Dolayısıyla bu hala geçerli bir prensip ama dediğiniz gibi eskiden daha da sınırlı bir alanda bunu yapmak zorundaydık. Kullanıcıya net bir şekilde merhaba benim adım işte yemek botu, sana lahmacun söyleyebilirim gibi çok net bir frame çizmeniz gerekiyordu, sınır çizmeniz gerekiyordu. En kötü bot tasarımlayan birisi de sana nasıl yardımcı olabilirim? Yani onu sorduğunuz zaman artık kullanıcının kafasında yani dünyaları isteme gibi bir imaj çiziyorsunuz. Böyle bir şey mümkün değil. Fakat tabii bunun doğal sonucu olarak da yani ben kullanıcının ne diyebileceğini belirledim. Buna vermek istediğim cevapları da belirledim. Bunun sonucunda cevaplar çok robotik geliyor. Her kullanıcı aynı cevabı veriyorum. Kullanıcı aynı soruyu iki defa sorduğunda aynı cevabı alıyor. Ve bu da doğal olarak etkileşimin çok mekanik kalmasına sebep oluyor. En sonunda da şimdi kompleks söylemler diye bir şey var chatbotların. Şimdi eğer siz biraz önce bahsettiğim mimariyle bir chatbot geliştirdiyseniz kullanıcı ne sorabilir yemek botuna? İşte içeceklerin fiyatını sorabilir diyelim. Kola ne kadar diye sordu. Yemeklerin fiyatını sorabilir. Hamburger ne kadar diye sordu. Siz buna uygun bir geliştirme tasarladınız. Fakat kullanıcı gelip ikisini birden sorduğunda ikisini aynı anda cevap veremiyordu chatbot. O prediction modeli bir tanesini seçiyordu ve onun cevabını veriyordu. Dolayısıyla sizin en başta bu kompleks utterance'ı hayal edip ikisini beraber de sorabilir deyip ona özel bir intent geliştirmeniz ve onu o şekilde ele almanız gerekiyordu. Bunlar da yine development ve design süresini uzatan problemlerdi. Şimdi burayı çok gömdüm gibi oldu ama birazdan elelenleri de gömeceğiz. O yüzden çok da kötü hissetmiyorum. Peki elelenler hayatımıza girdi. Her şey çok güzel oldu mu? Yani şu anda chatbotları istediğimiz gibi tasarlayıp konuşturabiliyor muyuz? Maalesef durum böyle gelişmedi. Çünkü
LLM dediğimiz şey aslında sofistike bir autocomplete mekanizması. Yani bakın bu Bard, var mı Bard'ı kullanan? Güzel. Bard ChatGPT'nin Google tarafındaki karşılığı gibi düşünebileceğiniz bir conversational user interface. Bard'a ben GDG Ankara is dedim. Gördüğünüz gibi bir soru sormadım, yani what is GDG Ankara demedim ya da işte where is GDG Ankara located demedim. Sadece GDG Ankara is dedim ve Bard benim cümlemi GDG Ankara is dedikten sonra tamamladı. Çünkü LLM'in çalışma mantığı bu. LLM'ler sizin yazdığınız cümledeki bir sonraki token'ı tahmin etmek üzerine çalışan bazı transform mimarisine sahip ML modelleri. Yani aslında LLM'in yaptığı şey, biraz önce de söylediğim gibi, çok sofistike bir autocomplete. Bu kötü bir şey değil. Bu iyi bir şey. Hatta işte bazı etik ve felsefi tartışmalara da yol açıyor. İşte insan da zaten çok sofistike bir autocomplete olarak konuşmuyor mu falan gibi. Ofiste meşhur bir sahne var ya, bazen bir cümleye başlıyorum, sonun nereye gittiğini bilmiyorum ama yine de konuşuyorum, cümle kendini buluyor diye. Yani aslında şu anda bilmediğimiz bazı detayları da var transformer mimarisiyle insan düşünmesinin kesişimi noktasında. Ama temelinde large language modelleri autocomplete'e benzer şekilde çalışan ML modelleri. Peki biz bunları chatbotlar için kullanırken bu bizim için ne ifade ediyor? Şunu ifade ediyor. Şimdi öncekinde nasıl bir görsel vardı? İşte data ve label yan yanaydı. Ben öncesinde bir veri setini modele eğitmek için kullanıyordum. Daha sonra o veri setinin içerisinde olup olmadığını sorguladığım bir query atıyordum modele. Bunda ise modeli çok büyük miktarda unstructured datayla, yani herhangi bir formata bağlı kalmaksızın çok büyük miktarda veriyle eğitmişler zaten. Ben gelip bu modele bir soru sorduğumda model biraz önce söylediğim gibi o sorunun cevabını tahmin etmek yöntemiyle, yani bir sonraki token'ı tahmin etmek yöntemiyle yazıyor. Bu da demek oluyor ki artık benim chatbot'u geliştirirken manuel olarak intentleri eğitmeme gerek yok. Bu müthiş bir şey. Yani gerçekten özellikle ChatGPT ilk çıktığında kullanmaya başladım, dedim ki ben herhalde işsiz kalacağım. Çünkü ben chatbot geliştiriyorum ve bu alet, yani zaten kendisi başlı başına benim yaptığım işlerin birçoğunu gereksiz kılabiliyor. Tabii gerçek öyle olmadı ama yine de güzel. Peki ben bu autocomplete sistemini nasıl chatbot'a çeviriyorum? Tabii ki prompt veriyorum. Var mı burada prompt engineering kafa yormuş, böyle o işte GitHub reposunun içerisinde dolanmış falan, neler yaptınız? Siz ne yaptınız? Aynen öyle, teşekkürler. Yani aslında bizim LLM'i chatbot'a çevirmemiz de bir prompt engineering'di. Diyorduk ki sen işte şu iş için geliştirilmiş bir chatbot'sun. Kullanıcılar sana bunları sorabilirler ve onlara şunlar şunlar şeklinde cevap ver diye prompt engineering metoduyla large language modeli chatbot olmaya zorluyoruz. Tamam, güzel, harika. Ama şöyle bir problemimiz var. Şimdi benim elimde bir sürü doküman var. Ve bu dokümanlarda benim chatbot'un bilmesini istediğim, cevaplamasını istediğim soruların cevapları var. Elinde bir de chatbot var, LLM, yani işte 7 milyar parametreyle eğitilmiş ve gayet capable bir model var elimde. Ya da diyelim ki GPT-4 olsun, çok daha iyi bir model var. Bir de prompt engineer var. Prompt engineer modele soruları soruyor ama modelin dokümandan haberi olmadığı için bu sorulara herhangi bir cevap alamıyoruz. Çünkü eğer modelin ana training datasında, eğitim setinde sizin sorularınızın cevabı yoksa modelin bunları bilmesi mümkün değil. O durumda da ne yapıyor? Uyduruyor. Çünkü yani LLM ne dedim? Tahmin ediyor bir sonraki token'ı ve o şekilde bir cümle oluşturuyor. Bu cümlede çoğu zaman ben bu sorunun cevabını bilmiyorum olmuyor. Biliyormuş gibi yazıyor, soruya bir cevap uyduruyor. Ama ben bu dokümanı LLM'e verebilsem ve diyebilsem ki ya ben sana bununla ilgili sorular sormak istiyorum, o zaman çok daha iyi sonuçlar alabilirim. O zaman ne yapalım? Şöyle yapalım. Madem prompt engineering ile bu problemi çözmeye çalışıyoruz, dokümanları prompt'ın içine koyalım. LLM'e gönderelim. Prompt engineer bu işi halletsin. Kullanıcılar da dokümanla ilgili soru sorduklarında LLM dokümanlara bakıp cevap versin. Çok makul geliyor. Yani elimde 3 tane doküman varsa hepsini kopyala yapıştır yoluyla prompt'un içerisine koyarım.
Çünkü LLM'in baz modelinin içine girip eğitim setini değiştirmen mümkün değil, değil mi? Ona fine tuning diyoruz ve o çok komplike, pahalı ve uzun süren bir işlem. Fazlaca da veri istiyor. Dolayısıyla baz modelin weight'lerini, ağırlıklarını değiştiremeyeceğime göre yapabileceğim şey prompt'un içine bütün dokümanları koyup LLM'e göndermek ve demek ki bu dokümanlara göre bu soruyu cevapla demek. Fakat bunu da yapamıyorum. Neden? Çünkü LLM'lerin token limiti var. Biliyor musunuz token limit? API üzerinden LLM etkileşime geçen var mı? Şimdi LLM'in API'ni çağırırken gönderebileceğiniz belirli sayıda karakter var. Bu karakter limitini aştığınızda kabul etmiyor sizin isteğinizi. Dolayısıyla hani iki doküman için mesela şu anda ChatGPT 4 Turbo'nun API'yi 2-3 dokümanı falan kurtarabilir. Ama onun üstüne çıkmaya çalıştığınızda 20 doküman yüklemek istiyorum dediğinizde henüz bunu handle edebilen bir LLM maalesef yok. Ne yapacağım o zaman? O zaman şöyle olacak. Prompt Engineer bütün dokümanları değil, dokümanın sadece ilgili kısmını alacak ve gidip LLM'e koyacak. Fakat dokümanın ilgili kısmı sürekli olarak değişiyor. Neye göre değişiyor? Kullanıcının sorusuna göre değişiyor. Kullanıcı dokümanın birinci bölümünden soru sorduysa ilgili kısım orası. Ortasından sorduysa ilgili kısım orası. O zaman ne yapacağız? Bir sürü prompt engineer tutacağız. Sürekli olarak relevant section'ları ayırıp LLM prompt içerisinde gönderecekler. Tabii bu da mümkün değil. Böyle bir şey, yani imkansız ve saçma bir çözüm yolu. O yüzden bu probleme bir çözüm lazım. Yani LLM'leri hem data aware, yani benim dokümanlarımdan haberdar, hem de context aware, yani o sırada kullanıcının o doküman içerisinde aramaya çalıştığı şeyi bilecek şekilde bir chatbot'a dönüştürmem lazım. Bunu nasıl yapıyoruz? Var mı bilen? Bilen varsa belki bir hediye falan ayarlayabilirdim ekipten. hep de şey alır. Aha. Kontekstin ilgili dokümanını bulup onu gönderiyorum. Neyin search'ünü ekliyorum dediniz? Cognitive search. Hangi teknolojiyle yapıyorsunuz bunu? Yani artık bu tarafta Python çalışıyor. Python çalışıyor. Süper. Tamam, zaten doğru cevap buydu. Umarım hediyeyi bulabilirim şimdi. Güzel. Yani şöyle, evet, dediğiniz gibi buna retrieval augmented generation diyorlar. Biraz önce anlattığım problemin çözümü bu. Yani önce bir information retrieval yapılıyor, dokümana gidiliyor, kullanıcının aradığı soruya en yakın doküman bölümü bulunuyor ve daha sonra kullanıcıyla ilgili, yani kullanıcının sorusuyla ilgili bulunan bölüm prompt'un içerisine yerleştirilerek LLM'e çağrı bu şekilde yapılıyor. Yani generation retrieval'dan sonra yapılıyor. Böyle olduğu zaman da buyurun hocam. Anlatacağım birazdan hocam. Bu şekilde yaptığımızda LLM'den en iyi sonucu alabiliyoruz. Çünkü artık LLM'in elinde ciddi bir kontekst var ve bu kontekst kullanıcının sorduğu soruyla birebir alakalı. Ama güzel bir soru. Ben peki bu retrieval'ı nasıl yapacağım? Retrieval'ı işte Python'daki mesela cosine similarity dediğimiz arama yöntemiyle yapabilirsiniz. Şimdi buralar çok daha teknik kısımlar. Buraya girip bu sunumu böyle 2 saat uzatma niyetim yok. Dolayısıyla şu anda bunu yapmanın en kolay yolu LangChain kullanmak. LangChain bu Python'daki similarity search kısmı dahil olmak üzere LLM operasyonlarınızdaki birçok işlemi sizin kolayca yapmanızı sağlayan bir framework. Yani LangChain'i kullanmaya başladığınızda LangChain'e siz kendi vektör database'inizi tanıtıp bakın bunun içerisinde şu cümleyle arama yap diyebiliyorsunuz ve LangChain retrieval işlemini sizin için yapıyor. Daha sonra hatta retrieval'la bir prompt oluşturup, yani retrieval sonucu kullanıcının sorusu şeklinde bir prompt oluşturup LLM çağrınızı da LangChain üzerinden yapabiliyorsunuz. Yani şu anda bu işi yapmanın, bu işe başlamanın en hızlı yolu LangChain kütüphanesini kullanmak. Peki LangChain bunu nasıl yapıyor? Biraz daha detaya gireceğim ama dediğim gibi çok da böyle işte şeye cosine similarity kelimesini bir daha kullanmayacağım mesela. Gerek yok yani. İlk defa sunumda kullandım. Şimdi LangChain'in bunu yapabilmesi için, genelde bunu step by step olduğu için ekran üzerinden anlatıyorum ama beni sürekli uyarıyorlar bu tarafta kal diye. O yüzden siz ekranın üzerindeymişim gibi hayal edin. Şimdi LangChain'in bunu yapabilmesi için bir, sizin dokümanlarınızın bilgisayar tarafından matematiksel olarak yakınlığı hesaplanabilecek bir formatta olması gerekiyor. Buna da, bunlara da aslında embeddingler diyoruz. Sizin dokümanlarınızın bilgisayar tarafından anlaşılabilir hale dönüştürülmesi işlemine de ingestion diyoruz. Şimdi nasıl yapacağız bunu? Dokümanı, bunların hepsi bu arada LangChain'de 2-3 satırda falan halledilebiliyor. Böyle uzun uzun yazdığıma bakmayın. Ama aslında yaptığı şey şu. Dokümanı alıyor, önce sizin uygulamanızın memory'sine load ediyor. Daha sonra bunu token limite vurmamak için
ayırıyor chunklara. Sizin işte 20 tane dokümanınız varsa atıyorum, bunu 300 parçaya bölüyor. Daha sonra bir embedding modeli kullanıyor. Bunlar large language modellerinden farklı ML modelleri. Embedding modelinin işi sizin dokümanınızı bilgisayarın anlayacağı bir formata çevirmek. Bir embedding modeli kullanarak sizin dokümanınızın o böldüğü chunklarını vektörlere dönüştürüyor. Buradan sonra zaten artık doküman verisi insan tarafından okunsa da anlaşılamaz bir halde. Tamamen vektörler halinde bir grup sayı. Son olarak da siz bunları bir vektör veri tabanında saklamaya başlıyorsunuz. Vektör veri tabanı olarak şu anda eğer ben eve gidince bunu denemek istiyorum diyorsanız ChromaDB öneriyorum. Chroma memory'de saklıyor sizin vektörlerinizi. Ama yok ben daha işte production scale bir uygulama geliştirmek istiyorum derseniz Vertex Matching Engine dediğimiz Google'ın vektör veri tabanı var. Pinecon tamamen ayrı bir managed service ama kullanması çok kolay bir vektör veri tabanı. PGVector ise Postgres eklentisi. Eğer Postgres'le çalışmaya alışıksanız PGVector ile Postgres'i bir vektör veri tabanına dönüştürebilirsiniz. Ne oldu günün sonunda? Benim elimde dokümanlarım vektörlere dönüştürülmüş biçimde ve bu vektörler de bir vektör veri tabanında saklanmış biçimde bir mimari var. Ama ne yapmadım? Hala el eleme bir çağrı yapmadım. İşte son olarak da generation kısmında kullanıcı bir soru sorduğunda kullanıcının sorusunu LangChain alıyor, gidiyor. O sizin veri tabanınızda buna en yakın cevabın, en yakın kısmı buluyor. Daha sonra o bulduğu kısmı alıp el eleme sizin için çağrı yapıyor. Diyor ki benim elimdeki dokümanlarda şöyle bir kısım var. Kullanıcı da bununla alakalı olarak böyle bir soru sordu. Buna cevap ver diyor. Ve gelen cevabı da size gösteriyor. Yani LangChain'i kullanarak biraz önce anlattığım problemlerinizi çözebilir ve Retrieval Augmented Generation'ı kullanabilirsiniz. Var mı sorusu olan? Buyurun hocam. Okutabilirsiniz. Evet. Excel'i destekliyor. Spreadsheet'le destekliyor. Hayır, şöyle oluyor, işte embedding'e dönüştüğü zaman senin dokümanların burada artık dediğim gibi insan tarafından anlaşılmayan bir array görüyorsun ama o array aslında her bir kelimenin semantikli yani anlamsal olarak en düzlemli bir uzayda bulunduğu lokasyonu tespit ya gösteriyor. Ve birbirine anlamsal olarak yakın kelimeler aynı lokasyonda, benzer lokasyondalar. Yani aslında similarity search yaptığında kullanıcının verdiği kelime ile diğer herhangi bir kelime arasında yani en düzlemli bir uzayda iki nokta arasındaki uzaklığı hesaplıyor ve sana diyor ki bunlar birbirine en yakını o şekilde tespit ediyor. Yani kompleks matematiksel bir arama yapıyor ama bunu yapabilmesinin sebebi senin dokümanlarının daha evvel embedding'e dönüştürülmüş olması. Dönüştüren şey başka bir ML modeli, embedding modeli. Yani mesela ChatGPT nasıl ki bir generation modeli ise bunu da yapan Google'ın Gecko diye bir modeli var mesela embedding modeli. İşi bu. Evet, işi bu modelin. Yani sen ona bir doküman gönderiyorsun ya da bir yazı gönderiyorsun. O sana vektör olarak yazıyı gönderiyor. Vektörden sonra yine LangChain gibi bir kütüphaneyle arama yapıyorsunuz vektörün içerisinde. Buyurun. Google'ın modeli Gecko. Evet. OpenAI'ın Clip modeli var mesela embeddingler için. Clip bildiğim kadarıyla aynı zamanda multimodal yani resimleri falan da embed edebiliyor. O iyi diye duydum ama Clip'i kullanmadım. Yani biz genelde Gecko'yu kullanıyoruz. Çok da memnunuz. Hani bu modeller şey gibi değil. Yani çok böyle birbirinden farklı sonuçlar verdiğine dair bir araştırma görmedim. Mutlaka vardır farkları ama hani öyle el elemlerde nasıl işte 3'ten 4'e geçince çok fark ediyor falan hani o tarz bir farklılığa denk gelmedim doğruyu söylemek gerekirse. Sentence Transformers'ı kullanmadım ama eğer yani Google ekosisteminde çalışacaksanız ki Bird'le çalıştığınıza göre muhtemelen öyledir. Gecko'yu öneriyorum. Biz dediğim gibi Gecko'yu kullanıyoruz. Bu sorunun tam olarak cevabını bilmiyorum çünkü generation tarafında artık zaten LLM'leri kullanıyoruz. Dolayısıyla encoder, decoder diye bir ayrım yok. LLM modelleri tek şekilde sunuluyor. Şu an. Yine ama çıkışta daha detaylı görüşebiliriz. Muhtemelen daha teknik bir konu anlattığıma göre tam kavrayamadım. Rica ederim. Var mı başka sorusu olan Retrieval Augmented Generation ile ilgili? Yok, süper. Yani aslında burada mükemmel bir dünya yarattık değil mi? Artık hem çok iyi şekilde böyle insan konuşmasına yakın cevaplar verebilen bir LLM'im var. Hem de benim dosyalarımdan haberdar. Yani benim dosyalarımı kullanarak araştırma yapıp cevap verebiliyor. Harika.
Bu da demek oluyor ki artık benim bir chatbot geliştirmek için günlerce scope araştırması yapıp internetin eğitilmesi için eğitim cümleleri yazmama gerek yok. El eleme ver bütün dokümanları, al çıktıyı. Harika, hızlı bir geliştirme imkanı sunuyor. Gerçekten de öyle. El elemin verdiği cevaplar bizim yazdığımız ve sürekli tekrar eden cevaplara göre çok daha az robotik. Yani nereden baksanız insan diline yakın cevaplar veriyor. Son olarak da biraz önce anlattım, işte kullanıcı iki soruyu aynı anda birden sorarsa ona ayrı bir cevap hazırlamanız lazımdı. El elemlerde böyle bir sıkıntı yok. İsterseniz 3 soruyu, isterseniz 5 soruyu aynı anda soruyorsunuz. El elem size cevap veriyor. Tabii yine kompleksite arttıkça cevabın kalitesi düşebilir ama neticede bize biraz önceki mimariye kıyasla 2 soruyu 3 soruyu aynı anda cevaplayabilen bir chatbot çok daha büyük bir avantaj. Peki bunun dezavantajları ne? El elemin dilinin kemiği yok. Yani bunu hepiniz yaşamışsınızdır. El elemin verdiği cevabın doğruluğundan emin olmak için zaten konuyu biraz olsun biliyor olmanız gerekiyor. Bu da en büyük dezavantajlarından bir tanesi. Çünkü bu teknoloji için işte genelde şey diyorlar, almost perfect teknoloji diyorlar. Yani mükemmel hala değil. Neredeyse mükemmel ama bu birçok alanda iyi değil. Mesela bir avukat ChatGPT kullanarak dilekçe yazmış. Var mı biliyor musunuz bu olayı? Takip eden var mı bu tarz haberleri? Biliyor musunuz? Yani şöyle, ChatGPT kullanarak dilekçe yazdırıyor. Fakat işte ben de eski avukat olduğum için dilekçelerde Yargıtay kararı koyarsanız dilekçenin hakimi ikna etme olasılığını arttırıyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki Yargıtay benimle aynı fikirdeymiş. Hakime bunun mesajını veriyorsunuz. Bunun da çok spesifik bir formatı var. İşte mahkemenin adı, numarası, bir tarihi bilmem ne, bir cümle şeklinde o karardan bahsediyorsunuz dilekçede. İşte ChatGPT avukat dilekçeyi yazdırırken ChatGPT bir sonraki cümleyi tahmin ediyor ya. Demiş ki ben bir de buraya güzel Yargıtay kararı yazayım. Ama tabii kararlı falan bildiğinden değil yani. Uydurmuş bir Yargıtay kararı. Güzelce bir de numarasını falan da yazmış o formatta. Avukat da hiç açıp bakmamış yani böyle bir karar var mı? Gerçekten benim işime yarar mı? Kim bilir görünce ne kadar sevinmiştir yani. Aa, Yargıtay kararı buldu diye. Vermiş dilekçeyi. Sonuçta şu anda soruşturma geçiriyordu meslektaş diye duydum. Umarım çok sorun yaşamaz. Ama o yüzden almost perfect teknoloji her zaman iyi değil. Tamam, bu yani unexpected responses bildiğimiz bir şey. Aslında burada daha fazla anlatacak komik hikayem var ama 10 dakika diye şey kaldırdılar. Biraz panik oldum. Peki başka ne problemi var yani LLM chatbotların? Fulfillment'lar text. Yani bu tamam harika bir chatbot ama sadece konuşuyor. Yani bir iş görmüyor. Vardır ya öyle iş arkadaşları, var mı? Tanıyor musunuz ekibinizde falan? Hemen parmakla göstermeyin. Ama şöyle gözünüzde işaret ederseniz ben anlarım. Yani bu LLM'in bir iş yaptığı yok. Yani geliyor, siz ona bir soru soruyorsunuz, size bir cevap veriyor ama doğru ama yanlış. Ama sadece konuşuyor. Yani bir yemek botunda şöyle bir etkileşim, kullanıcılar hoşunuza gider mi? Aradınız, dediniz ki ben lahmacun istiyorum. O dedi ki lahmacun çok meşhur bir Türk yemeğidir ve içerisinde kıyma, yani ama lahmacun eve gelmesi lazım. İşte bunu nasıl yapacağız? Fulfillment'ın değişmesi lazım. Son olarak da artık conversation, o kullanıcının konuşmanın neresinde olduğu, kullanıcının o konuşmanın o kısmında bu cevabı alıp almaması gerektiği gibi konularda artık benim bir kontrolüm yok. Yani LLM orada kapalı bir kutu şeklinde çalışıp kullanıcının conversation state'ini yönetiyor. Yani şey gibi, web sitesi geliştirmişsiniz, butonları birbirine bağlayıp işte bir akış oluşturmaya çalışıyorsunuz ama akışın ortasını göstermiyor size Figma'da. Yani orası kapalı, orada ben hallediyorum orayı diyor. Bu da tabii developer olarak işinize gelmiyor. Çünkü sen bu ürünü satacaksın, yarın bir gün ürün gidecek, birine küfür edecek. Ondan sonra al başına belayı yani. Bu tarz problemleri var. Tabii şu anda hiçbir LLM modeli küfür etmiyor. Bir sürü guardrail koydular falan ama yani yine de başka problemlere yol açabilirler. Asıl bugünkü bütün problemlerimizi çözebilecek şey ne peki? Bu iki mimariyi bir araya getirmek. Yani ikisini de arka arkaya anlatmamın sebebi bu. Yani bunun çözümü hem ben conversation state üzerindeki kontrolümü sağlayayım hem de infobot dediğimiz işte bilgi içerisinde arama yapmayı sağlayan bilgi botlarını hızlı bir şekilde geliştireyim istiyorsanız bu iki mimariyi beraber kullanmanız gerekiyor. Bunlara da işte hibrit botlar diyorlar. Google içerisinde de bunu yapmanızı sağlayan bir ürün var. İsmi Vertex AI Search and Conversation. Yani benim şu ana kadar Google ekosisteminde yaptığım çalışmalara göre karşılaştığım adı en çok değişen ürün bu. 1-2 ay öncesine kadar adı GenAI App Builder'dı. O yüzden bakın yukarıda GenAI on GCP yazıyor. Tamam, ondan önce adı işte daha yayınlanmadan evvel bizden feedback falan alıyorlardı. Infobot'tu. Ama API'nin adı, bu da demek oluyor ki ilk geliştirmeye başladıkları isim, Discovery Engine. Yani bunların hepsi aynı ürün. Kafanız karışmasın diye söylüyorum. Bunların hepsi birebir aynı ürüne tekabül ediyor. Ürünün iki parçası var. Vertex AI Search ve Vertex AI Conversation. Video oynatmayacağım zaten, o da oynatmaya pek niyetli değil. Ama zaten video çıktıktan sonra da ürün, yani adı dahil komple değiştiği için
şu an ben anlatsam daha keyifli olabilir. Birinci kısmı Vertex AI Search. Benim ürünümün lahmacunu söylemesine gerek yok. Benim chatbotumun eve yemek göndermesine gerek yok. Sadece yemeklerle ilgili genel bir bilgi versin ya da benim dokümanlarım içerisinde arama yapmamı sağlasın diyorsanız Vertex AI Search'ü kullanabilirsiniz. Çok basit. Dokümanları yüklüyorsunuz, soruyu soruyorsunuz. Bu kadar. O aradaki biraz önce bahsettiğim ingestion, storing, generation hepsini Google sizin için hallediyor ve AI-driven bir search engine'i sizin için oluşturuyor. Peki, buradaki developerların bu hoşuna gider mi? Gitmez. Niye? Çünkü benim hiçbir kontrolüm yok yani hala conversation üzerinde. Yine kapalı kutu bir ürün. O yüzden Vertex AI conversation eğer gerçek manada hem iş görebilen hem de AI'yı kullanabilen bir bot geliştirmek istiyorsanız gideceğiniz yer. Şimdi Vertex AI Conversation tamamen ayrı bir ürün değil. Dialogflow CX'in içerisine özellikler olarak, özellikler kütüphanesi olarak eklenmiş bir modül gibi düşünebilirsiniz. Artık Dialogflow CX'te bir bot geliştirmeye çalıştığınızda karşınıza iki seçenek çıkıyor. Auto Generate ve Build Your Own diye. Ve yine biraz Google eleştirisi olacak ama bunların ikisi de aynı şeyi yapıyor. Sadece auto-generate derseniz önce AI tarafını geliştiriyorsunuz, sonra conversation'ı geliştiriyorsunuz. Build your own derseniz önce conversation'ı geliştiriyorsunuz, sonra AI'yi ekliyorsunuz. Ama ikisi de aynı kapıya çıkıyor. Günün sonunda peki ne yapıyorum? Yani Dialogflow CX'te en başta bahsettiğim sayfalar hala duruyor, rotalar hala duruyor, flow'lar hala duruyor, hala intent'ler var. Peki AI bunun neresine girdi? Şimdi birkaç noktada AI bize artık CX'te yardımcı oluyor. Bunlardan bir tanesi generator'lar. Şimdi eskiden diyelim ki konuşma içerisinde kullanıcının söylediği bir kelimeden kompleks bir çıkarım yapmam gerekiyorsa, bunun da en güzel örneği nedir? İşte duygu analizi, sentiment analysis. Kullanıcı bir şey söyledi, ben kullanıcının ne dediğini ve bunu söylerken nasıl bir mod içerisinde olduğunu anlamaya çalışıyorum cümleden. Var mı sentiment analysis daha evvel çalışmış olan? İşte buna özel ML modelleri vardı. Şunu yapmam gerekirdi. Kullanıcının söylediğini kaydedeyim, götüreyim o ML modeline sorayım, geleyim tekrar Dialogflow CX'e kaydedeyim gibi webhookları da içeren kompleks bir mekanik kurmam gerekiyordu. Ama generator'lar sayesinde artık CX üzerinde gelip bir generator oluşturuyorum ve diyorum ki kullanıcı en son bunu söyledi. Bunu söylerken modu nedir? Ya da işte burada mesela nasıl bir generator oluşturmuşum? İşte bir şehirde yapılacaklar generator'ı, şehrin adını kullanıcının konuşma içerisinde geçirdiği bir parametreyle referans etmişim ve demişim ki bana generate et. Yani doğrudan LLM'in gücünü CX içerisinde kullanabiliyorsunuz. Süper, tamam, generator'lar harika. Gerçekten de belki de en severek kullandığım AI özelliği şu anda CX içerisinde bunlar. Fakat ne eksik? Burada bir dokümanı generator'la interface edemiyorum. Yani generator'a şunu söyleyemiyorum. Kullanıcının sorularını bunun üzerinden cevapla diyemiyorum. Ama generator'ları başka nerede kullanabiliyorum? Fallback'lerde kullanabiliyorum. Fallback nedir? Bilen var mı chatbot'ta? Buyurun hocam. Size zaten bir hediye borçlandık. Evet, yani o sürekli şey var ya, yani ne demek istediğinizi anlayamadım. Lütfen bir cümleyle tekrar edelim. O işte fallback oluyor. Kötü bir fallback ama fallback. Şimdi bu niye kötü bir fallback? Çünkü beni loop'a sokuyor. Konuşmanın içerisinde bulunduğum noktayla alakalı bana herhangi bir ipucu vermiyor. Yani ben ne dediğimi niye anlamadı. Yani kullanıcı olarak kendimi aptal hissetmeme yol açıyor. Generative fallback'lerde ise bir generator kullanarak şunu söyleyebiliyoruz. Bak, bak LLM. Kullanıcı konuşmanın burasında ve şu anda sen ya da işte bot ne dediğini anlayamadı. Kullanıcıya yardımcı olacak bir fallback ver dediğinizde çok daha kaliteli bir fallback'i kullanıcıya verebiliyorsunuz ve kullanıcının sizin daha evvel tasarladığınız conversation pattern'ini daha güzel takip etmesini sağlayabiliyorsunuz. Son olarak da kullanıcının doküman içerisinde arama yapmasını istiyorsanız, biraz önce anlattığım search engine vardı ya, Vertex AI'ya bütün dokümanları yüklüyordunuz, sonra soru soruyordunuz. Onu oluşturup bunu Dialogflow'a data store dediğimiz bağlantı aracıyla bağlayabiliyorsunuz. Yani dokümanlarınızı yüklüyorsunuz Google'a. Sonra diyorsunuz ki bu bir data store. Bu sayfaya kullanıcı geldiğinde bu dokümanlar içerisinde araştırma yap ve kullanıcıya cevap ver. Böylelikle hem bilgi verme kısmında artık tek tek intent editlemeniz, intent oluşturmanız gerekmiyor. Hem de kullanıcının o an konuşmanın neresinde olduğuna dair daha büyük bir kontrolünüz var. Çünkü bu intent ya da bu da data store bu sayfaya ait. Yani bütün problemlerimizi aslında çözdük state management'la alakalı. Şimdi bitirmeden evvel bir özet geçeceğim ama ondan önce sorusu olan varsa hemen cevaplayayım. Çok fazla da vaktim kalmamış. Buyurun. Mesela yani ne demek istediğinizi anlayamadım tarzında bir soru değil de
Olabilir. Zaten bu daha evvel, yani LLM'ler hayatımıza girmeden önce de sıklıkla LLM'ler hayatımıza girmeden önce de sıklıkla kullanılan bir metottu. Ama şu anda LLM sayesinde bu çok daha kolay implement edilebilir. Yani işte önceden sizin dediğinizi yapabilmek için her bir sayfaya ya da her bir flow'a ayrı ayrı o soruları belirlemek gerekiyordu. Çünkü kullanıcının konuşmanın neresinde olduğunu gözetmek sizin aynı soruları sorarsan bir farkı kalmıyor anlayamadığımdan. Dolayısıyla kullanıcı işte nerede? X sayfasında. O zaman burada Y sorusunu sor ya da sormasını prompt et diye belirliyorduk. Yine zaman alan ve meşakkatli bir işti. Şimdi LLM sayesinde çok daha kolay bunu yapabiliyoruz. Aslında ya zaten generative fallback'in biraz da esprisi o. Var mı başka sorusu olan? Buyurun. Evet, yapabiliyorlar. Çünkü evet, yani çünkü data store handler'ı yerine, yani orada data store handler'ını koyduğum sayfa kullanıcının bilgi almasını istediğim sayfa. Ama eğer orada o sayfaya ben kullanıcı şunu söylerse bu işlemi yap diye başka bir root eklerse, çünkü eski root'lar hala bende, onları hala kullanabiliyorum. O zaman fonksiyonaliteyi de kazandırmış oluyorum. Yani aslında best of both worlds gibi oluyor. Kendince gene problemleri var ama şu an hibrit mimari hem fonksiyonel hem bilgi veren anlamda en iyisi. Buyurun. Merhaba. Benzer soru galiba ama yine tekrar edeceğim. Şimdi bazı chatbotlar var. Bizim yerimizde iş yapan. Yani otomatik kayıt alan chatbotlar var. Bir form doldursa kaydı başarılı almış. Bu chatbotlar bunu yapabiliyor mu? Yani yapabiliyor. Evet, yani şöyle, ne zaman yapıldığıyla ilgili chatbot'u, bir de yapan kişinin seçimleriyle de alakalı tabii ki. Ya bu yöntemle onu yapabilirsiniz. Çok da kolay olur diye tahmin ediyorum. Request atıyor. Ya şimdi doğruyu söylemek gerekirse bahsettiğiniz şey aslında form filling diye geçiyor chatbot dünyasında. Yani form doldurma, zaten siz de form doldurma örneği verdiniz. Yani form filling botlarının LLM kullanmasına gerek yok. Onlar bir önceki mimaride NLP teknolojisiyle zaten stabil çalışabilen botlar. Çünkü hani soru cevap şeklinde ilerliyor. Çok fazla böyle unpredictability yok. Yani kullanıcı bir anda çıkıp da bizim form için beklemediğimiz bambaşka bir şey sorarsa zaten ona cevap verme niyetimiz olmadığı için hani orada çok LLM'in müdahalesine ihtiyacımız olmuyor. Genel olarak form filling botu, bugün bana birisi gelse dese ki ben böyle bir form filling botu geliştirmek istiyorum, eski mimariyi öneririm. Ama derse ki yok hayır, bu form filling botu öyle bir olsun ki işte kullanıcı aynı tüm bilgileri aynı anda verse bile hepsini algılayabilsin derse, o zaman LLM'le, yani ama salt LLM'le, bu sefer de hiç hibrite bulaşmadan aynı botu yapıp kullanıcının servisine bir request atmasını sağlayabilirim. Ama orada LLM botunu fonksiyonel hale getirebiliyor olmamın sebebi bunun genel olarak tek bir operasyon olması. Yani kolay bir operasyon olması, öyle söyleyeyim. Yani kompleks bir operasyon olsa gene hibrit mimari öneririm ama hani sizin bahsettiğiniz yani biraz basit bir işlev. O yüzden LLM botuyla da salt LLM botuyla da çözülebilir. Şeyle de. Yani hibrite gerek yok. Hibrit biraz overkill öyle bir durum için. Over engineering olur yani. Rica ederim. Var mı başka sorunuz? Buyurun hocam. İşte şöyle, yapay zeka üzerinden post işlemi yapmayacaksınız. Şimdi onun yapılması durumuna agent, işte Lang Chain Agent mimarisi diyorlar. O bambaşka bir konu bugün anlattığımdan. Bugün anlattığım hibrit modelde yapay zeka sonuna kadar işte bilgi verme kısmını hallediyor. Fakat günün sonunda, yani yapay zeka bilgi verme kısmını halletti. NLP modelleri, yani eski mimariye göre neural networklerle ben form için bilgileri de aldım. Ama günün sonunda webhook trigger'ı yine benim elimde. Dialogflow'un UI üzerinde onu ben developer olarak oluşturuyorum. Dolayısıyla öncesinde mesela XSS filtering yapabilirim. Bu yani ben manuel olarak webhook'u oluşturduğum için webhook URL'inin değiştirilmesi mümkün değil. Ve payload'u istediğim kontrolden geçirebilirim. Yani bu hibrit mimari aslında bu problemin önüne geçiyor. Çünkü şey de stabil değil. Yapay zekanın kendi kendine bir API call yapması stabil değil şu anda. Yani benim tecrübelerim en azından o yöndeydi. Yani ama o da geliyor. Onun üzerine de çalışmalar var. Yani Lang Chain Agents diye bir şey var yani şu anda sonuçta. Ama henüz benim tecrübelerim çok iyi değil.
olduğu zaman da güvenlik açıklarını nasıl kapatacağımızı inşallah seneye sunarım muhtemelen. Çünkü o arada onu hallederler gibi. Var mı başka sorusu olan? Ben bir özet geçeceğim hızlıca. Çünkü zamanımı bitirmişim. Hemen şöyle bir kısaca toparlayalım. Çok uzatmayacağım ama bu sunumdan hiçbir şey hatırlamazsanız şunu hatırlamanızı isterim. Generative AI kalıcı. Yani şimdi burada hep teknoloji hype'larından, trendlerinden konuşuyoruz ama bu trendlerin bazıları geliyor, bazıları geçiyor. En azından conversational UI ve conversational UX tarafında generative AI burada hiçbir yere gitmiyor. Niye? Çünkü şimdi diğer alanlarda şu an her alana bir LLM enjeksiyonu görüyorsunuz ki sizde var. Ama diğer alanlarda bu hype, bu teknoloji eğer önümüzdeki bir 5-6 ay içerisinde aşırı derecede iyileşmezse yavaş yavaş azalacak. Çünkü LLM'ler mükemmel değiller. Fakat conversational AI tarafında hype azalsa da kullanımları devam edecek. Çünkü mükemmel olmamalarına rağmen LLM'leri iyi şekilde kullanmamız ve kullanıcı tecrübesini iyileştirmemiz söz konusu. Hem daha hızlı hem daha efektif botlar geliştirebilirim. Retrieval Augmented Generation ve NLP mimarilerini beraber kullanarak çok daha böyle hem kontrole sahip olduğum hem de doğru cevaplar verebilen botlar geliştirebilirim. Vertex AI Search and Conversation'da sizin hibrit ve Retrieval Augmented Generation botlar geliştirmenizi çok kolaylaştırabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sorunuz olsa yine dışarıda beni bulabilirsiniz.